Kocaeli TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Spor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, Kocaeli Spor'un bu sezonki performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu yapılacak olan Kocaeli Spor Kongresi hakkında da açıklamalarda bulunan Tuncay Arıcan, Kocaeli TV Spor ekibinin sorularını cevapladı. Sezon değerlendirmesi yapalım. Geçen sene maalesef takımı küme düşürdük. Belki Türkiye tarihinde, Türkiye futbol liglerinde uzun zaman sonra 44 puanla küme düşen iki takımdan biri olduk. Biri Bursa, diğeri biz. Tabii şehre karşı bir mahcubiyetimiz vardı. O süreçte tabii duygusal davrandık. Hani bir kongre kararı aldık kendi yönetimimizin içinde ama daha sonraki süreçte hani gidecek futbolcular, kalacak futbolcular, kongre sürecini değerlendirdiğin zaman aklı selim davrandık. Gönderilecek futbolcular için bütçe kaynak oluşturulması gerekiyordu o dönem. Onlar oluşturuldu. Yabancı futbolcularla anlaşıldı. Yeni sezonun planlaması yapıldı ve yönetim bu borcu, yani şehri kulübün küme düşürmesinin borcu olduğunu düşündü. Bunu altından kalkacağını, yeni sezona şampiyon olacağını ve bu hataların da tekrardan yapılmayacağı anlayışıyla yönetim görevine devam etti. Tabii yeni dönemde de sıkıntılar oldu mu? Oldu. Özellikle mesela Fırat Hoca ile alakalı küme düşüren bir hoca algısı vardı. Ama tabii öyle değildi. Fırat Hoca'nın 1.6 mı 1.7 puan ortalaması vardı 6-7 maçta. Hep bir şehir sanki takımı Fırat Hoca düşürmüş algısı vardı. Ama kendi döneminde de başarılı açıkçası. Biz onu gördük. Fırat Hoca'nın kabiliyetini, yapacaklarını bildiğimiz için ona inandık. Onun üzerinden bir takım, kadro oluşturuldu sezonda. Tabii bu kadroda sezon başında sonuçta yeni transferler, uyum aşamasına baktığınız zaman biraz bocalama dönemi geçirdi. O dönemlerde de tabii taraftarda tabii birkaç rakibimiz gözüken takımlarla beraberlik süreci olunca illaki tepkiler oldu. Mesela içeride Buca maçında işte kapıların tekmelenmesi, camların kırılması falan filan. O dönem sıkıntılı dönemlerdi. Ama biz hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Ben sezon başında da basın sözcüsü olunca basın toplantısı yapmıştım. O basın toplantısında da biz hedefimizin direkt şampiyonluk olduğunu söyledik. Kayıtlarda da var zaten. O doğrultuda gittik, çalışmalarımızı o şekilde yaptık ve Kocaeli Spor'u yani gereksiz harcama yapmadan, borçlandırmadan şampiyon olacak ve bu kadrodaki futbolcuların birçoğu da üst ligde, birinci ligde oynayacak kalitede olmasını hesapladık. Bu doğrultuda gittik ve sezon sonunda da başarılı olduk. Çok şükür. Ve şehre karşı mahcubiyetimizi ödemiş olduk. Borcumuzu ödemiş olduk. Tabii bunun ışığında da yani ciddi bir tecrübe oldu yönetimde. Bu tecrübenin ışığında da birincilikte tekrardan aynı hataları yapmadan Kocaeli Spor'u eski günlerine, özlediği günlerine, layık olduğu liglere atlatmak için yeni dönemde de aday olduk. Şampiyonluğa biz inancımızı hiç kaybetmedik aslında sezon başından beri. Çünkü biz futbolcu grubumuzun, hocamızın, yönetimimizin kapasitesini biliyorduk. Ama tabii ki şampiyonluk için aslında kırılma noktaları oldu. Bu aslında şampiyonluğu destekleyen kırılmanlarıydı. Nelerdi bunlar? Mesela bir Sarıyer maçını ben unutamıyorum. Bir Karacabey maçını unutamıyorum. Bir Van maçını mesela aynı şekilde unutamıyorum. Sarıyer maçında 3-0 geriye düştük. İşte Yalçın sakatlandı. Takım 10 kişi kaldı. Geridesiniz. 3-0'dan toparlanmak. Aslında orada biz şampiyonluğun fişeğini ateşledik diyelim. Aynı şekilde Karacabey maçında kendi kalemize gol attık. Kırmızı kart görüldü. Yine takım 10 kişi kaldı. Yani bu tarz olaylarda baktığınız zaman çok dirençli bir kadromuz vardı açıkçası. Yani geriye düşse de takım toparlayabilecek bir kadro, oyuncu grubu. Olumsuzluk derken mesela Buca maçı. Tabii yani Buca maçına 6 mı 7 puan farkla biz 8 puan farkla çıkmıştık. Orada Beykan'ın hani o anki maçın aksiyonundaki verdiği reaksiyondan kaynaklı tabii bir olumsuzluklar oldu. Geriye düştük.
Yani beraberlik fırsatı yakaladık. İki tane penaltı kaçırdık. Orada bir kırılma oldu açıkçası. Zaten o kırılmanın etkisiyle de bir puan şeye düştü, farka düştü. Ama biz bir puan farka tabii ki hani ne oluyoruz dedik, bir de düşündük. Kendimize geldik, önlemlerimizi aldık tabii içeride de, onu da söyleyelim. Tabii o süreçte de aynen geçen sene küme düştüğümüz aşamada mesela Dino'nun sakatlanması, Cabezas'ın sakatlanması gibi faktörlerden dolayı forvetsiz oynadık. O süreçte bizim düşmede de etkili oldu. Bucan maçına gelince de aynı şekilde Gökhan Değirmenci mesela şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Çok ciddi kritik kurtarışları var. Gökhan sakattı mesela. Mert Çöl geçen. Orta sahanın dinamosu mesela. Mert de sakattı o süreçte. İlla ki futbol oyuna etkisi oldu. Tabii ondan sonra futbolcularla, teknik heyetle, yönetim, yani başkan, geri görüşmeler yapıldı. Hiçbir zaman inanç kaybedilmedi. Tabii camiada geçen senenin düşmenin psikolojisinden dolayı şehirde acaba hani şampiyonluk elden gidiyor mu algısı oldu. Ama biz ilk sezon başından beri hep inandık. O inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Neticesinde de tabii mesela Van maçında Mehmet'in kırmızı kart görmesi, orada mesela Beykan dedik az önce, Beykan'ın Gökhan'a arka taraf telkinlerde bulunup orada penaltı kurtarılması, yani hep bir kırılma aslında baktığınız zaman. Yani bunların etkisiyle de şampiyonluk geldi. O yüzden de mutluyuz. Yani şehre borcumuzu ödediğimiz için mutluyuz. Biz dün akşam yönetim kurul toplantısı yaptık. Dönemimizin, kendi dönemimizin son yönetim kurul toplantısıydı. Bu toplantıda da yönetimimizin tamamı. Yani tabii Yaşar abi hariç. Yaşar abi çünkü kendi adaylığını açıkladı. Yaşar abinin haricinde kalan 3 yönetim kurulları üyesi arkadaşımız da hani izinliydi onlar. Hani mazeret bildirdiler. Yurt dışında işte olduğu için şehir dışında olanlar var. Onlar da gelemedi. Onlar da dahil ortak kararlandı. Engin Koyun başkanımızı yeni dönemde destekleyeceğiz. Desteklemenin aslında en büyük sebeplerden bir tanesi artık güçlü bir tecrübesi oldu. Yani Engin Koyun önderliğindeki Kocaelispor yönetimi iki tane ikincilik şampiyonluğu, bir de birincilikten küme düşürme maalesef acısı yaşadı. Tabii bu ciddi bir olgunluk kazandırdı yönetime. Artık hani ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani hani eskiden hep dediler menajer oyunları, menajer şunu tavsiye etti, bunu getirdi. Öyle bir şey yok. Biz kimi istersek, biz neyi istersek, ne kadar istersek o kadar alacak. Ve maalesef şeyi de, ligleri de çok iyi biliyor şu anda. Biz geçen sene birincilikte 11 sene sonra mücadele ettiğimizde bu ligde yani 11 sene yabancı futbolcu oynatmamış bir Kocaelispor yönetimi vardı. Şimdi onları da nasıl yöneteceğini çok iyi biliyordu. Biz geçen sene düştüğümüz zaman bir takım arkadaşlığı, takım olma aidiyeti yoktu yani. Bu sene bunu yakaladık biz. İkincilikte yakaladık ve bu ortamla şampiyon olduk. İnşallah biz tekrardan kongrede bayrağı devraldığımız zaman aynı şevkle, aynı inançla, aynı prensiple kulübü borçlandırmadan, kesinlikle kulübü borç yükü altına bırakmadan, hatta kulübün borçlarını sıfırlayıp Süper Lig'e çıkacak. Süper Lig'e çıktığınız zaman dernek statüsünde olup da borçsuz tek kulüp olmak hedefimiz. Yani Yaşar Can abimiz, o da aday. Yaşar abi ben çok severim. Onun Kocaeli sporluğunda kimse tartışamaz. Yani çok iyi bir Kocaeli sporludur. Onu da ben başarılar diliyorum. Biz de hani basından öğrendik kendisinin aday olduğunu. Demek ki biz doğru yoldayız ki yönetim olarak bir şeyleri başarmışız. Kocaeli Spor Başkanlığı için hani 2 ya da 3 adaylı kongreler dönemine geçiyoruz. Çünkü uzun zamandır hep tek adaylı kongreler yapıldı. Bu da bir Kocaeli Spor için kazanımdır açıkçası. Ben ona da başarılar diliyorum. Şirketleşme konusuyla alakalı mali kongrede bizim bir gündemimiz yok. Onu söyleyelim. Bir önceki olağanüstü kongrede hani biz şirketleşmeyle alakalı maddemiz vardı. Tabii orada biz camiaya anlatamadık. Hani ne yapmak istediğimizi. Herkes ön yargılı karşıladı. Hani bunlar kulübü borçlandıracaklar, yok kulübü satacaklar algısı oluştu. Ama öyle bir şey yoktu. Tamamen kulübü profesyonelleştirmek, kulübe sabit gelir getirici, başka yerlere muhtaç olmayan
bir Kocaeli Spor, kendi ayaklarında üzerinde duran bir Kocaeli Spor oluşturmaktı. Mesela örnek verecek olursak, mesela sol tarafımız kent meydanı, milli irade meydanı, burası otoparktı. Tabii yine inşaatı bittiği zaman tekrardan yan tarafında otopark, otopark olarak devam edecek. Buranın gelirleri Kocaeli Spor'u Sevenler Derneği üzerinden Kocaeli Spor'a aktarılıyor. Yani direkt biz mesela Kocaeli Spor'a buradan kaynak aktaramıyoruz. Aynı şekilde Ormanya'daki otopark ya da Kocaeli Spor Store, yani kulübün üzerine değil. Hani gibi gibi mesela Kocaeli Spor'a gelir getirici hiçbir faaliyet direkt Kocaeli Spor'a aktarılamıyor. Hani bir şey aktarılacaksa, kaynak aktarılacaksa hep bağış olarak aktarılabiliyor. Kocaeli Spor'un geleceğini düşündüğümüz için biz böyle bir madde önermiştik kongrede. Tabii taraftar karşı çıktı. Biz de onların isteği doğrultusunda maddeye geri çektik. Şu andaki önümüzdeki kongrede, hafta sonu yapacağımız kongrede böyle bir madde yok. Ha, taraftara biz anlatırsak, kendileri isterlerse, böyle yapın derlerse değerlendirilir. Ama şu anda gündemimizde yok. Kongrede önemli bir gündem maddesi yok açıkçası. Önlemimiz Kocaeli Spor'un başkanını seçmek. Kocaeli Spor'a özlenen günlere kavuşturacak bir başkan. Bu Engin Koyun olur, Yaşar Can olur ya da başka birisi olur. Onu seçmek. Tabii şu anda dediğiniz gibi hani biz basınla hani kulüple alakalı gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ama hani bu şeyin basın camiasının beklentilerini çok da karşılamıyor. Yeni dönemde seçildiğimizde belki 2 haftalık ya da aylık basınla sürekli bir araya gelip değerlendirme, basın toplantıları yapma, onların sorularına cevap verecek durumda çalışmalar yapılabilir. Ben Fırat hocamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok Kocaeli Spor'da çok başarılı bir dönem geçirdi. Düştüğümüz zaman da başarısız değildi maalesef. Yani geçmişten gelen sıkıntılardan dolayı düşüldü. Hep onun üstünde kaldı ama o düşürmedi. Yeni sezonda da o da aynı şekilde benim üstünde kaldı bu. Ben çıkartacağım dedi, inandı ve sektördeki hani fiyatlara baktığınız zaman çok makul fiyatlara çalıştı Fırat Hoca yani. Kulübü hiç üzmeyen, kulübe yük olmayan fiyatlarla çalıştı. Ve hiçbir zaman prim peşinde düşmedi. Onu da söyleyelim Fırat Hoca. Gerçekten çok karakterli, çok düzgün. Ve ben Fırat Hoca'nın Türk futbolunda iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Camia ile hani barışamadı. Yani ilk sebeplerinden biri de tabii ki de kulübün küme düşmesi. Yani Fırat Hoca'nın üstüne yapıştı bu. Ya, o düşürmedi ama onun üzerinde kaldığı için hep bir psikoloji Fırat Gül düşürdü dendi ama bir türlü Fırat Gül'ü biz de anlatamadık açıkçası. Ama Fırat Gül gerçekten çok düzgün bir karakter. Türk futbolunda olması gereken bir kişi, onu da söyleyelim. Önü açık, şampiyonluk da yaşadı bizle beraber. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ona da kariyerinde başarılar diliyorum. Tabii ki Fırat Hoca'dan sonra koltuk boşaldı. Bizim yönetim olarak görüştüğümüz illaki birileri var. Yani masada 3-4 alternatif var ve iyi hocalar. Bu kongre sürecinden sonra eğer ki bayrağı devralırsak Kocaeli Spor'a yakışır bir teknik direktör gelecektir. Öncelik hedef tabii Kocaeli Spor'un hedefi yukarılardır. Ama ayağı yere basan bir Kocaeli Spor olacak. Yani borçlandırmadan, geçmişten ders alınarak yani. Biz yani herkesi getirebilirsin kulübün başına. Yani 15-20 milyon para verirsiniz senede. En iyi, en kariyerli hoca getirebilirsiniz. Ama biz onu yapmayacağız. Kocaeli Spor'u hedefe ulaştıracak yönetimle, futbolcularla, futbolcuların üzerinde etkisi olan, futbolcuları idare edebilen, yönetimle uyumlu çalışacak ve ekonomik anlamda kulübü de zorlamayacak bir teknik direktör. Futbolcu da aynı şekilde böyle olacak. Karakterli olacak. Takım olacak. İkincisi bu sene yakaladığımız gibi takım olacak. Ve maliyeti de çok yüksek olmayacak. İlla ki hani yüksek maliyeti 1-2 tane olabilir. Ama genel anlamda hazırladığımız bütçeye sadık kalacak şekilde. Yani biz artık hep Kocaeli Spor'un geleceğini düşünüyoruz. Hiçbir zaman Kocaeli Spor'un geleceğini ipotek etmeyen bir yönetim anlayışı olacak. Onu da söyleyelim. Ve bu da geçmişten yaşanmış tecrübelerden geliyor.
Yani Diop'la alakalı yani mesela geçen sene biz düşürdük ama yani sportif anlamda başarısızlık. Ama idari anlamda hem mevcut yabancıların gönderilmesi. Sonuçta ikinci lige düşmüşsünüz. İkinci ligde yabancı futbolcu oynatamıyorsunuz. Hepsini problemsiz şekilde göndermişsiniz. Yani düşünün, mecbursunuz o göndermeye ama hepsinden para kazanarak ya da alacaklarından feshettirerek göndermişiz. Yani idari tarafta başarılıydı. Diop da öyle. Diop'un kulübe çok bir maliyeti yok. Ama antrenmanlara çıkartadı. Bolu'ya gitti. İçeride işte ki antrenmana çıkarttı. Herkes gördü. Hani Diop'ta bir gelecek olacağını, sadece oynaması gerektiği. Neticesinde de sonuçta Şerif takımına hani kiralık gönderildi. Ciddi talipliler var Şerif'ten. Yani Diop'a. Yani kuvvetle muhtemeldir. Onlardan birine de transfer olacak. Yani benim görüşüm 1 milyon euronun altında olmayacak diye düşünüyorum. Tabii öncelik kongrenin yapılması. Yani sonuçta ona biz bugün devam edecek ya da etmeyecek desek olmaz. Sonuçta kongrede seçilmedik. Yani yeni gelecek yönetim devam etmeyebilir. O yüzden bunu konuşmak çok erken. Ama kongreden sonra hem Fırat Hoca ayrıldı ama onun da bir raporu alınacak yani. O da şimdi sonuçta bir yıldan fazla o oyuncu grubuyla çalıştı çoğuyla. Yani hepsinin karakterini, yapısını, kuvvetini, fiziğini çok iyi biliyor. Birinci ligde de hani hangilerinin katkı sağlayıp sağlayamayacağını onun raporuyla netleşecek. Tabii yeni bir hoca olacak. O yeni hocanın da görüşü şey olacak, belirleyici olacak. Sonuçta bir de yönetim de var burada. Hani yönetim de futbolcuları da sonuçta biz de izliyoruz. Biz de bildiğimiz için kendi görüşlerimizi de belirteceğiz. Ama Kocaelispor'dan gidecekse de bir futbolcu para kazandırıp gidecek. Onu da söyleyelim yani. Yani şimdi aynı şekilde mesela Fırat Hoca'ya karşı önyargı vardı. Bu Samet Ali'ye karşı da geçen sene oldu aynısı. Ama biz güvendik. Hani Samet Ali'nin kapasitesini biliyorduk. 2019'da Menemen'de de gol krallığı yaşamıştı yine ikinci ligde. Yani bunları da biz biliyorduk ve bize ikinci ligde de ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de Samet Ali'yi takımda tuttuk. Başarılı oldu mu? Sonunda oldu. Yani yine beğenmeyenler olabilir ama sonuçta 15 gol atmış. Dediğiniz gibi gol krallığında krallığı paylaşıyor. Kritik zamanlarda ortaya çıkmış bir futbolcu. O yüzden onun da emekleri büyüktür. Devam etme noktasında da bu kongre sürecini şey yapmak lazım. Belirleyici olacak kongre süreci. Ama dediğim gibi gidecekse de Samet Ali de kulübüne para kazanıp gidecektir. Sonuçta şu anda Samet Ali'nin yani gitse ben Kocaelispor'dan ayrılıyorum dese isteyeni çok olur. İkinci ligde hedefe oynayan bir takım direkt alır Samet Ali. Ki yani böyle bir talepler de var. Yani birçok futbolcumuza Süper Lig'den takımlara dahil olmak üzere teklifler var. Peki kim var mı? Yani kulüp Hazırlayabilir ismi miyim? vermek doğru değil ama Süper Lig'den var. Süper Lig'den Var, Cihaz'ın var, talepleri var, var. var. Başka Yani kim bu da var? işte bizim yönetimin ne kadar doğru işler yaptığının göstergesi. Yani Yusuf Çelik, yani Mert mesela. Yani hep basında da çok ciddi rakamlar konuşuldu ama öyle bir şeyler de yok yani. Dörtte biri bile Evet. değildir yani. Yani altyapı konusunda haklısınız. Hani imkan olarak kısıtlı. Ama daha önce de ne baktığınız zaman hani bir önceki dönemlere göre baktığınız zaman altyapıda hani hocaların maaşlarını ödeyemediği durumlar vardı. Hani maaşlar Evet. dahi düzenli ödenemiyordu. Şu anda herkes bütün çalışanlar maaşlarını zamanında alıyor. Yemek veriliyor. Onun haricinde mesela U19 A takımda neyse aynı imkanlara sahip. Yani altyapının yanlış hatırlamıyorsam bu yılki maliyeti 4 milyon üzerinde Kocaeli Spor Kulübü'ne. Bu imkanlar sağlanıyor. Dediğiniz gibi şimdi Kocaeli Spor yeni tesislerine geçtiği takdirde tabii ki şu anki mevcut tesisler alternatif değerlendirecek. Öncelik tabii ki de altyapıya verilecek. Altyapıya hani yeni yapılan tesislere mi götürmek daha mantıklı yoksa Burunga'da mı?
Bunlar değerlendirecek ama şundan da herkes emin olabilir. Çok güzel tesislere sahip olacak altyapımızda. Zaten A takım için yapılacak. Hani Türkiye standartlarının, yani belki dünya standartlarında bir tesis yapılacak. Altyapı da aynı imkanlara sahip olacak. Onu da söyleyelim yani. Yani U17'nin, şöyle söyleyelim mesela, U17'nin başarısı tesadüf değil. Evet. U17 bir şey, proje takımı. İki senedir üzerinde çalışılıyor. Evet. Ve önümüzdeki senede inşallah daha da başarılı olacaklar onlar. Ve oradan Türk futboluna, Kocaeli sporumuza katkı sunacak çok ciddi futbolcular yetişecek, onu da söyleyeyim. Yani ve sadece U17'yi kısaltmayayım, altyapıdan gelen, yani hatta futbol okulunda bile yetişen çok güzel çocuklar var. Onlara yeni imkanlarla beraber inşallah yeni fırsatlar sunulacak. O da o fırsatlarla beraber de Türk futboluna yeni yıldızlar gelecek inşallah. Tabii onda da işte tesis kapasitesi. Evet. Yani şimdi mesela antrenmanlarını Vinsan'da yapıyorlar. Gidin aynı anda sahaya bakarsanız çok kalabalık. Evet. İmkan şu anda kısıtlı. İnşallah hani Kocaeli Spor kendi tesisine geçtiği zaman altyapıda daha iyi imkanlara sahip olacak. O zaman her yerde olacak.